Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yepyeni bir içerikle sizlerleyiz. Nereye geldik Seren? Türk Market'e geldik. Evet, herkesin öncelikle Ramazan'ını kutluyoruz. Amerika'da Ramazan alışverişi yapacağız. Florida'da Coconut Creek'te Aslan Bazar'dayız. Türk Market'indeki Türk ürünlerinin fiyatları nasıl Amerika'da, bunu göstereceğiz size. Evet. Vallahi Ramazan'da ben sulu yemeğe doymak istiyorum. Sanki başka zaman kuru yemek çok seviyor da paşam. Bu arada videonun başında hatırlatalım arkadaşlar. Lütfen videoyu durdurup kanalımıza abone olur musunuz? Ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerin. Ayrıca ne tarz içerikler görmek istediğinizi de bizlerle yorumda paylaşırsanız. Seviniriz. Haydi marketin içine girelim o zaman. Hadi girelim. Okay. Son dişimi yerleştirdim. Şimdi ilk başta... Tabii ki nereden başlıyoruz? Ayçiçek yağlarından evet, başlıyoruz. Ben bunu daha önce Instagram story'imde de paylaşmıştım. 23 dolar. Ve kaç litre bu? 5 litre diye mi geçiyor? Evet, 5 litre ayçiçek yağı. Türk yağı zaten. 23 birim. Evet, buzdolabına geldik. Buranın meşhur Türk yoğurtlarından Merve yoğurt. Burada başka Türk marketlerde de hep Merve yoğurt satılıyor. Popüler. Ayrıca üstünde Arapça falan da yazıyor. Herhalde her milletin aldığı muhtemelen yoğurtlardan biri. 6-8 dolar arası yoğurtlar değişiyor. Evet. Süzme yoğurtlar da 8.99, 9 ve 10 dolar. Mesela sucuk almıyoruz ama sucuğun fiyatını da söyleyeyim. 13.99, 14 dolar. Çoban. Mesela Şahin evlik sucuk diyor, 14 dolar. Şurada Nazar sucuk var. O da 14 dolar. Evet. Cumhuriyet sucuk ne kadarmış? Ona bir bakalım Selen'cim. Cumhuriyet sucuk var mı Türkiye'de? Cumhuriyet var tabii ki. Çok meşhur. Afyon. Sucuk da göz olmuyor. Çok meşhur. Bunda fiyat evet. Şu arkadakinde yazıyor. 14. 14 dolar. Hellim peyniri var. 5 dolar. 4.99. Ben yuvarlıyorum 99 şeylerini. Şu Mersin hellim diyor. 5 dolar. Bir hellim alsak mı ya Selen? Olabilir. Tahsil Daroğlu var. 7. O daha fazla. Hangisini istiyorsun? Tamam. Tabii ki pahalısını aldı. Tahsil Daroğlu hellim 7 dolar. Yes. Şu arkadaş da böyle bir çikolata rüşvetiyle sustu. Evet, yoksa susmuyor. Şu lavaşlar ne kadar Seren, gösterelim. Ay acaba pide var mı ya? Pide var mı onu sorarız. 7.99 diyor. Şöyle büyük lavaşlar 8 dolar. Bakın peynirlerimizi gösterelim. Tek sütünkü 9.99, 10 dolar. Evet, kaşkaval peyniri 10 dolar. Bahçıvanınki de 10 dolar. İçim kaşar var şöyle. Şöyle tekerlek kaşar 10 dolar. Kocaman tereyağı varmış ya. Bunu vallahi babam temiz götürürdü de. Tahsil Daroğlu'nunki 13 dolar. Ha? Hangisi? Orada şurada 13 dolar. Oradaki Pınar'da yazmıyor. Aa, Tahsil Daroğlu'nun şöyle gösterelim. Kocaman tereyağı 13 dolar. Türkiye'de pahalı olan şeylerden diğeri beyaz peynir. Burada beyaz normal peynir, yani feta peyniri diye geçiyor beyaz peynir. Bildiğimiz klasik beyaz peynir. En iyisini Türk Market'te buluyorsun bence. Biz de şöyle alıyoruz. Şu süt diyarı piknik güzeldi mesela, onu denedik. Evet, o küçüğü ama şu büyüğü. İçinden halka yuvarlak çıkıyor. Vallahi annemin pazardan aldığı peyniri ben burada daha yiyemedim. Tabii o yok ama şey de var mesela Costco'da feta peynirinin böyle lor peyniri gibi böyle ufalanmış parçacıklı hali evet var. Onun da tadı güzel. Hatta onun tadı evet, bayağı Publix'ten güzel. Publix'ten o. Şeyde de var, Costco'da da var. Publix'tekini daha çok seviyorsun ama sen. Öyle mi? Karıştırıyorum. Öyleymiş. Evet, Tukaş'ın 800 gramlık şöyle fasulyesi 3 dolar. Şöyle barbunya var arkadaşlar. Şöyle barbunya 2 dolar. Yaprak sarması 5 dolar. Doğanay şalgam var arkadaşlar. 1 litresi 4 dolar. Acısız acılı. Şöyle küçük ayranlardan alacağım ben. Bu ayranlar tamam, bize gayet yeterli. Ama bunun fiyatını söyleyemeyeceğim. Yazmıyor. Ama bunlar yaklaşık 3 dolar civarıdır. Fişte gösteririz. Asıl kısım, kuru bakliyat kısmı. Aslında Türkiye'de kullandığımız her şey burada var. Bir şekilde ulaşıyorsun ama hepsi bildiğimiz markalardan olmayabiliyor. Bazı Arap markaları falan da oluyor. Sonuçta helalse okey diye hani burada hepsi satılıyor diye tahmin ediyorum. Mercimek, mesela yeşil mercimek şöyle 3 dolar, 2.99 diyor. Şöyle dolar. Nohut 6 dolar arkadaşlar, 907 grammış. Bulgur. Bu bulgur şey mi Seren? Çiğ köftelik mi? İnce bulgur evet, ona benziyor ama... Evet, 4 dolar arkadaşlar. O ya o. Değişik geldi ama güzel nohut var ha. Nohut var evde ama. Yapsana. Olar. Burada Türkiye'de
var olan tüm baharatlar var. Amerikan marketlerinde de çok fazla baharat çeşidi var ve uygun da fiyatları. Ama bazı baharatlar bize özgü olduğu için bence buradan almak daha mantıklı oluyor. Fiyatlarında mesela karabiber 3 dolar. Çam fıstığı arkadaşlar. Dolmalık fıstık. Türkiye'de de çok pahalı olduğunu biliyorum. Evet, dolmalık fıstık 11 dolar. Pahalı. Türkiye'den geldiği için de muhtemelen biraz daha pahalı. Türkiye'den mesela billur tuzu niye alıyorsun ki? Tuz ya bu. Yani tuzun... normal tuz buradan alabilirsin. Evet. Tuzun helali haramı var mı ki? Yani haram tuz var mı? Gelelim. Dondurulmuş ürünlere. Fasulyenin faydalarına. Ben buradan... direkt yufka alıyorum. Ne kadar? Sigara böreği patlatırız. Ne kadar fiyatı? Şöyle bakalım. Göremiyorum. Bunun fiyatını işten bakıp videoda yazdım. Tamam. Burada bayağı güzel şeyler var Selen. Süper Fresh'in böreği var. 5 dolar. Ya ben pideyi arıyorum. Faruk Güllü yufka 12 dolar. Pastırmalı börek var arkadaşlar. 20 dolar. Selen bayağı güzel duruyor ha pastırmalı. Alsak? Emin olamadım. Ama şey alabiliriz. Lahmacun. Simit var hala buzlukta. Ben dondurulmuş lahmacunu çok sevmedim yani ya. Simiti falan tabii fırından alıp yiyemiyoruz. Dezavantaj var. 1 kilogram börek dünyası gül börek diyor 6 dolar. Ben bulgurumu, pilavımı genelde Türk marketten almayı tercih ediyorum. Çünkü bildiğimiz tat daha garanti lezzet oluyor. Duru bulgur. Bu 4.25. Bir de Amerikan marketlerinde normal bizim bildiğimiz beyaz pirinçler var ama genelde yasmin pirinç, işte yasemin pirinci falan diye geçiyor. Baldo yok. Ya Amerikan marketlerinin ben şu ana kadar hiçbirinde basmati baldo... var bir de. Burada da basmati var mesela. Reis'in basmatisi var. Ya ondan da 6 dolar. Ama bizim bildiğimiz şey olmuyor. O yüzden ben normal Reis'in baldo pirincini alacağım. Pirinci 6 dolar. Barbunya bir Ramazan paketinde bulunması gerekenlerden biri. 4.99 dolar. Torkunun kuru fasulyesi var. 8 dolar. 7.99 diyor. Bu arada pirinçlerin falan daha büyükleri de var ama böceklenir falan diye benim ikinci buzdolabım yok. Burada Florida'da insanlar genelde ikinci buzdolabına koyuyormuş bunları böceklenmesi diye. Evet, yazın özellikle çok sıcak oluyor arkadaşlar. Buradan mesela mantı alabiliriz. İpek taze mantı. 4.99 dolar. Aa, arpa şehriye aldık. Bu berrak arpa şehriye 1.99. Mesela kuru patlıcan var. 5.99. 25 tane varmış adetli. Şu da şey değil mi? Bütün esnaf lokantalarında ortada duran. Evet. Eve de bize koyalım orada dursun. Kimsenin yemediği ama hep duran muhakkak. Aa, duran. Nasıl kimsenin yemediği? Terbiyeni takın. Ben acı yemiyorum. Benim için kimsenin yemediği. Ben reddediyorum. O herkes yiyor. Burada Türk kasaplar, Fethi Bey var. Kendileri bizim damaklı zevkimize göre kestikleri için burada her şeyi bulabiliyoruz. Çiğ köfte var. Bak işkembe var. Çiğ köfte alsak mı biraz? Ama o çok azalmamız lazım. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Sorma, hoş geldin. İyiyiz, hoş bulduk. Hoş bulduk. İki kişilik aile olduğumuz için her şeyin porsiyonu bize çok fazla geliyor. Hemen bozulacak aslında diye çekiniyoruz. Aslında fazla değil ya, çiğ köfte yiyemiyoruz. İşte yiyoruz, sıkıntı orada. Yiyince de... Afiyet olsun o zaman. Yiyince sonra spora gider. Bilmiyorum. Çiğ köfte güzel olur tabii, olmaz mı? Aa, ciğer var. Sana ciğerim var. Tüh, yemek yapmadan gelecektim buraya aslında. Ede de dolma biber yap. Kanalın ismini de verin de ben takip edelim ben de. Evet. Sen ben... gezgin mi oldun ama bitişik yazınca çıkıyor sadece. Bu arada burada Türk balıklarını da özlüyorsunuz hamsi gibi. Biz daha önce buradan hamsi de almıştık. Önceden söylüyoruz, işte sipariş veriyoruz. Aa, hatta bak buradan da gösterebiliriz. Mesela buradaki marketlerde somon balığı falan var sürekli. Tamam, somon Türkiye'de çok pahalı, çok da hani güzel bir balık. Severek de yiyoruz ama insan hamsiyi özlüyor. O yüzden biz buradan daha önce de vermiş olduğumuz gibi sipariş veriyoruz önceden. Geliyor, sonra lezzetle yiyoruz. Evet, isminizi yazıyorlar. Gelince söylüyorlar. Mesela evet. İki hafta sonra mı ne gelmişti, öyle bir şeydi. Evet, ama o biraz havaların da kötü olduğu zamandı. Evet, yani daha normalde evet, daha hızlı yani geliyor. Yani iki günde zaten geliyor. Ya. Tabii ki de ya. Anlıyım. Niye burada? Tabii ki de verebilirim. Ya. Nasıl yapayım? Bu doğranmış nana ciğeri. Tamam. Tamam mı? Bunu güzelce şimdi tencereye yağ dolduruyoruz. Bunlar deep fry olacak ya. Balık gibi yağda yüzecek. Hı hı. Ama yağın kızdığına emin olmak lazım. Hı hı. Yağ kızdıktan sonra sadece kırmızı biber, kırmızı toz biber, biraz un güzelce buluyoruz. Tamam. Ondan sonra yağı bırakıyoruz. Sadece 2 dakika. 2 dakika sonra çekiyoruz, Arnavut ciğeri bitti. Of. Budur yani, çok basit. Dolma biber yarına kalsın ya. Kalsın ya, onu sonra yeriz. Ha, vazgeç, soğudum yani dolma biberden. Değil mi tontiş? Burada da büyük avantaj gerçekten. İstediğimiz gibi kesiliyor etler. Fethi Bey sağ olsun. Sağ her anlamda yardımcı oluyor. Her zaman, her zaman. İstediğimiz eti buluyoruz, istediğimiz şekilde yiyoruz. İşkembe bile var değil mi? İşkembe.
Her şey var. Patlıcan, biberler ne kadarmış? Konserveler yine 4.99. Bak şöyle soğan, sarımsak var. Geldik. 4.49. Tatlı reyonuna yaklaşıyoruz yalnız. Ben direkt yaklaştım. Tatlı dedim çünkü. Şimdi burada en önemli ürünlerden biri bence tahin ve pekmez. Bence değil. Bence bal. Hatta ben direkt alacağım. Polca diye bir marka. 9.99. Burada en klas ürün, ben sana göstereyim. Bak bak bak. Oo. Bala bak arkadaş. Karakovan balı. Ne kadarmış? Çevir bakayım. 1 kilo 250 gram. Evet. Kaç para bu? 32 dolar. Oo. Ama güzel. İyiymiş. Küçüğü de var. 15.99 diyor. Küçüğü de var. 15, evet. Ama bayağı küçükleri de var bizdeki aslında. Bizdeki bal bitince alabiliriz aslında Seren ya. Evet. Bizdeki şöyle bal da bayağı var. 16. Sen bir de bu kaç grammış? 1 libre. Yani 450. Ben petekli çok sevmiyorum gram. Ama sen alınca da yerim yani. Petekli çok severim. Amerikan reçelleri belki daha önce duymuşsunuzdur bilmiyorum ama onu da gösteririm Amerikan marketlerine giderken. Amerikan reçelleri böyle marmelat gibi. O da güzel. Yani tatlı seviyorsanız benim gibi, seçmiyorsanız çok fazla. İkisini de seversin ama Türk reçeli gibi değil. Yani Türk reçeli başka bir şey. Bu konuda hassassanız Türk markete mecbursunuz. Biz oradan da alıyoruz, oradan da alıyoruz. Sarelle var. Bayağı da kocaman. 9.99. Şurada ben altta Fisko Birliği'ni gördüm aslında Seren. Şunu göstersene. O kaç paraymış? Ay 4.49 bu ucuz biliyor musun? Kruvasan yapıyorum ya, onun arasına koyarım. Tamam al. O kruvasanı da bir ara short video olarak şey yapayım ben. Çekeyim. Yap, çok güzel bir kruvasan şeyim var. Normal helvalarımız var. Mesela balık yaptığımız akşam ben bu helvaları yemeyi çok seviyorum. Hatta Türkiye'deyken güveçlerim vardı. Fırında bunu güveç eritip yapıyordum. Şimdi güveçimiz yok ya. Yapıyordum fırında derken da. Ben yapıyordum aslında. Hayır, ben yapıyordum. Üstüne hatta muz koyuyorsun falan. Acayip güzel oluyordu. Resmen çöktü üstüne. Yapın ya. Yapın bak. Normal helvayı alın. Güveçte böyle kase güveçler var ya, onun içine koyun, fırına atın. Kızım ben seni onunla tavlamadım mı? Ne zaman? Spesiyel tatlı tatlım resmen var diye. Resmen başkasıyla koy. Eski sevgilinle karıştırıyorsun. Ağzımı koy. Oğlum bana öyle bir şey yapmadın, ne zaman ya? Cici bebe. Evet, çocukluysanız cici bebe almak zorundasınız. Normal paket 2.99. Şöyle koliyle 9.99. 10 dolar. Tabii ki biz koliyle alacağız. Çünkü sadece Kaan yemiyor. Anası da yiyor. Mesela şöyle burçak. 3 Lupo. Dolar arkadaşlar. Kocaman burçak 3 dolar. Bir şey söyleyeceğim. Lupo ne kadar popüler sen biliyor musun? Şöyle Çaykur'un çay çiçeği 500 gramlık çayı 6 dolar arkadaşlar. Bal küpünün şekeri ne kadar? 4.49. Ama ben böyle açıktaki zeytinlerden almayı tercih ediyorum. Çünkü bunları en azından tadıyorsun. Tadınca ay şunu alayım, yok daha ekşi olsun. Evet. Baksana burada da zeytinler varmış. Şöyle kovayla 24.90. Çok mantıklı, 25 dolar. Kuşburnu 6.99. Yeşilçay, yani soğuk olsa hava bunları daha çok satarlar da. Ihlamur hava her zaman gidiyor. Bak ıhlamur büyük zaten, 18.99. Ve en sevdiğim reyon, tatlı reyonu. Her geldiğimizde boş çıkmıyoruz. Soğuk baklavasına varana kadar hepsi var. Daha bir ara böyle hepsinden birer birer mi almıştık? Böyle karışık bir şey yaptık. Gözüm aç gözüm. Gözüm asla doymuyor. Tatlılar nereden geliyordu? Tatlılar Türkiye'den geliyor. Vay. Çikolatalıyla... Karışık dediğin de ikişer tane alacağız. Kaan payı alalım ya. Kaan bizden çok tamam. Tamam. Ve ona da 2 tane alalım. Ay pişmaniye. Ya birçok insan için bu tatlı statüsünde bile geçmiyor ama ben bunu çok seviyorum ya. Pişmaniye candır can. Bak çaydanlıklar var yukarıda da. Okka'nın makinesi var mı? Ay ne kadar Okka'nın makinesi? Kahve makinesi 130 dolar. Biz de bu arada kahve makinesi aldık ama New Jersey'deki arkadaşlarım hala Florida'ya gelmedikleri için alamıyoruz. Varlık içinde yokluk resmen. Şöyle pide ekmeği var. Türkiye'deki somon ekmekleri çok beğendim. Bu mu? Evet. Türkiye tanımlı en çok beğendiğin ekmek. Böyle 7 dolar. Hatta bazlama ekmeğine de benziyor. Ondan çok güzel sandviç ekmek yapılır. Değil mi? Çok güzel tost olur. 116.96 mı tuttu? Bu alışverişimiz 116.96 tuttu. Teşekkür ederiz. Değerli. Hayırlı işler. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet, evet, evet. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yürü be abla. Teşekkür ederiz. Türk marketten alışverişimizi yaptık. Hava da acayip bulutlu. Yağmur yağmadan eve dönelim istiyoruz. Çünkü buranın yağmuru gerçekten bir acayip. Evet. Aç bu, aç konuşamıyor. Ben çok acıktım. İftara da az kaldı. Türk marketi nasıl buldunuz? Fiyatlar nasıldı? Bunlarla ilgili yorumları, ayrıca şu ürün var mı gibi sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz. Biz size yorumlarda mutlaka dönüş yapmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.